Merhaba, Raw SmackDown konuşacağımız Güreş Türkiye özel yayınına hoş geldiniz. Ben Ay. şahsen Sasha'nın menajeri olarak onun müziğiyle giriş yapmayı uygun gördüm. Yanımda dünyanın en büyük Sasha Banks hater'ı Ben Buğra seviyorum bir Gür dakika Şerefsiz Şaşa var. Banks. Şaşa Banks seviyorum. Şerefsiz Sen olmuyor. Daha sonra YouTube'a yükleyeceğiz çocuk bu yani. bacağı uzun olmayan kimseyi sevmezsin. Haydi. Öyle Paige'in bacağı takıntıları. uzun mu ya? Benim... Ya sen Paige falan sevmiyorsun. Bırak yeme beni Ya ya. ben beyaz tenli kızlara ayrı bir ilgim var. Sen Paige fanı olsan sen yani Paige'i gömmek için o kadar uğraşmazsın Ay yani. estağfurullah ne haddimize ya. Gömmek Hayatının falan. 5-6 ayını falan Paige'in hani güzel olmadığını kanıtlamaya harcadın sen ya. Millet sevmesin diyeydi. Hani ben Chris Cine'i çok sevdim. Herkes fan oldu ya. Paige'i de çok sevmezsem Yok herkes sen fan olmuyor. sevince bilakis herkes düşman oldu. Ben şahsen düşman oldum yani adam. Kardeşim bir sen düşman oldun. Geri herkes Christian saksosu yapıyor. Bak çete şu an Christian yazılıyor yazsam bir alev alacak yani orası. Ben çete Dwight Bennett yazsam daha fazla alev alacak Ya kardeşim. sen, Ne Dwight diyorsun Bennett zaten birader. Ceylin sen? Atay hoş. Ne gülüyorsun birader? O zaman şey Hayret bir şey. programa bomba bir haberle başlayalım. Jinder Mahal WWE ile yeni bir sözleşme imzalamış. Ay. Raw'a çıkacakmış. Bir de Rava. Kurt Hawkins de SmackDown'a için dönecekmiş. SmackDown için dönecekmiş yakın zamanda. Giren merhaba kardeşim. Giren bu arada öz kardeşimdir ya. Giren yayına geleceksen yaz Skype'tan oğlum. O güzel düşüncelerini alalım ya. Yayında alalım değil mi? Böyle Oğlum chatbox'tan Girhan konuşmaya başlamışsa ben çıkıp geleyim yemek alayım. falan. Anca bitirir zaten. Ayıp ediyorsun ha. Yo Giren ayıp Allah. etmiyorum. Uzun konuşuyor yani. Bu kötü bir şey olarak Aa, adam söylemedim ben bunu. hukukçu ya birader sana tarihçi adam konuşacak tabi hayırdır hiç Harbi. kimse İlber Ortaylı çok konuşuyor demiyor Allah razı Harbi. olsun diyor İlber Ortaylı'dan diyor o da Ka yani kardeş Girhan da bizim İlber hakaret olarak, küfür olarak söylemedim. Allah'ın cezası. Bir dinle 2 dakika. bir dakika zaten herif Skype'da sıkıntı var deyip bizi siktir etmiş sen konuşmayalım bence hakkında daha fazla. Peki keyfim bilir ya. Keyfim bilir. Arkadaş bak yemek al. 8'de yemekhane kapanıyor. Ben yemek almak yerine yayına gelmişim. Burada gördüğüm muameleye bakın yani. Ben anlamıyorum ya. Mustafa Ni Karadağ. niye bu kadar erken başladık? Niye benim yemek saatimden oldu? Fener'in maçı var. Ulan Emenike'nin golüyle 1-0 bitecek maç için. Ben yemek yememden oluyorum. Emenike gol atarsa hak etmişsin demek ki yemek yemekten gol olmayı yani. Ne Bu alaka arada lan? Mustafa Karadağ bir soru sormuş. Jinder Mahal Cami mi o kim diye. Ben de tanımıyorum. Kim o? Jinder Mahal şey 3MB Baby hatırlıyorsunuz mu? Oğlum o Heath Slater değil miydi? İşte Heath Slater'ın yanında takılan Jinder Mahal yok mu? Oğlum adam şey Tanıtma şeklin hiç şeydi. bir dakika Jinder Mahal dediğimiz adam tarihin ilk NXT şampiyonluğu maçına çıkan adam şimdi. Hayret bir şeysin ya. Ve bir şey diyeyim mi? O maçta da şu setten daha iyi performans göstermişti. Ay gerçekten şu an Caner'i yayına alıp sana küfür ettirtmek istedim Bir ya. dakika Caner bunu kabul ediyor. O zaman Caner abi ben Jindirmahal'in o maçtaki performansının iyi olduğunu kabul ediyor. Hatta ben Caner Jindirmahal'i o maçta övdüğü için açtım o maçı izledim. Hakikaten setten daha iyi maç çıkardı. Dwight Bennett yazıyoruz arkadaşlar chatbox'a. Ne yapalım? Elimizdeki malzeme bu yani. Yapacak bir şey yok. Bo Dallas da NXT şampiyonu zaten. Herkes bir hatalı bir zamanı olur herkesin diyor. Ay. Oğlum ben British bunu Master dinleyip demiş dans ki. ederek hocalarımın önünden geçtim tanıtım zamanı ya. Hani. British Master demiş ki büyük insan Jinder Mahal o da insanlığından dem vurmuş. Yani güreşle alakalı söyleyecek bir şey olmayınca. Ya abi adama ya bence sıkıntı. Bence Heath Slater'a destek için gelsin ya. Furkan diyor ki Mehmet daha fazla açmasın video şey copyright yiyecek diyor telif hakkı yiyecek diyor. Tamam tamam yapmam. Ya Ay, şey hayret bir şey ya. şimdi öncelikle bu 2 günden konuşmamız gereken başlayacak konu Jinder Mahal. Çünkü 2 günün tek ortak noktası Jinder Mahal'di. Ne Jinder Mahal? Heath Slater'dı. Hiç de uyarmıyorsun. Heath Slater konuşmamız lazım. Dinlemeyince işte seni Mehmet öyle bir sıkıntı var.
Heath Slater konuşmamız lazım. Ya şey, senin şu tekliğimi konuşalım da Heath Slater konuşmayalım ya. Hangi tekliğimi konuşalım? Şu senin meşhur tekliğin var ya, forumda akım başlattığın fanlık akımı. Brizango, ben başlatmadım onu abi. Ha? Abi oh, sonunda konuyla alakalı bir soru geldi. Rhino adam mıdır hocam? Değildir. Kesinlikle değildir. Değildir. Christian'la Christian'ın TNA DVD'sinde bir Rhino ile maçı var. Öyle bir insan yok ya. Oğuzcum hoş geldin canım. Yani arkadaş, Heath Slater'ı destek için cidden var. Getirecekler Slater'ı kovsunlar. kardeş benim imzamı Allah kitap Slater yazdırtmayın. Yalnız, Rising şey, Generation HZ canımsın. Bir şey fark ettim. Böyle yoğun bir zamanda radyo açmayınca IQ seviyesi chatbox'ın çok yüksek. Gerçekten. Abi şey, şimdi ailesi PGR Carlos'u yemeğe çağırıyor ya, o yüzden o adam geldi mi böyle bütün IQ seviyesi böyle herkese tesir ediyor ya. Bilgisayardan adam virüs gönderiyor resmen. Zeka düşürmek için yani. Enteresan. Abi Hawkins ne yapar? Abi şey, o Shining Stars ne yapıyorsa onu yapar. Kesin bugün, dün döndü mü o ya? Onu kaçırdım ben. Kim? Hawkins, Kurt. Dönmedi oğlum. Daha işte yeni sözleşme dönecek. Dönecek. Aynen. Ben de kaçırdım Allah Allah falan yapıyordum kendi kendime. Teşekkür ederim. Yok, bütün bir yayın beni kekleyebilirdin yani döndü diye de onun için. Oğlum daha en baştan dönmediğini, yeni geri döneceğini söyledim yani. Ozan Kendir'i güreşe geri döndüreceğiz şu bu hızla ya. Bütün vasat herifler geri geliyor güreşe. Bu hayatımda bu kadar vasat sevici bir adam görmedim ya. Oğlum JTG savunuyordu o herif bir ara ya. Ben daha Allah ötesini görmedim. Şey dağılınca şu gain tag team'i neydi? Yok. Ha, Darren Young, onlar dağılınca adam güreş izlemeyi bıraktı ya. Ulan daha mantıksız bir neden olabilir mi ya? Ya şimdi Ozan bir yandan da Cesaro fanı falan, hani bu kadar genellemek de hoşuma gitmiyor da Cesaro ile JTG'yi aynı potada nasıl eritiyorsun be arkadaş? Yani aynen Girhan, tam Ozanlık ortam kuruluyor. Özellikle SmackDown, bir de SmackDown'ın bu Apollo Crews'in Battle Royale falan kazanması. Ya SmackDown kendi main eventer'larını yaratmaya çalışıyor Mehmet. Evet. Ay ben kanıma çok fazla geldi bu durum. Yani alışık değilim ya. Unutmuşuz. SmackDown izlemeyi de unutmuşuz da. Olacak iş değil ya. Çok vasat durumlar ya. Durumlar değil. Bilakis aslında şey gelişecek hani. SummerSlam'dan sonra bu adamların kendi pay-per-view'u var. Şans buldukça gelişecek. Ya SmackDown'da John Cena'nın olması. Sen ne diyorsun bu işe? Bence gayet güzel. Abi güzel bilmiyorum. Alışamadım ya. Ben benim bünye kabul etmiyor öyle hemen. Bence güzel yani. Hoş geldiniz beyler Atan, Kamil, diğer hani, arkadaşlar, işte yeni yani gelenler. Yani John Cena gibi hani süperstarların olması, hani AJ Styles gibi süper loserların olması hani bence güzel yani. Bir radyoya, bir radyo yayınında da AJ Styles'e laf geçirmeye çalışma ya. Kardeşim adam neye çıktıysa kaybetti şimdi. Birader. Adam WWE seviyesinde değil. Bunu hala anlayıp gitmedi. WWE seviyesinde olmadığından mı yoksa daha önce TNA'de güreştiği için mi Mehmet? Christian. Abi ECW kapandı. ECW'den draft oldu. O günden beri kazandığı güzel maç yok ya. Ha? Tabii yok. Ya bana eski defterleri açtırma lütfen sevgili kardeşim. Kardeşim Christian iki defa World Heavyweight Champion olmuş mudur? Olmuştur. Ya oldu da tamam mı? Alnında bir kara leke o şampiyonlukları ya. Abi alnında nasıl kara leke? Buna mı konuşalım şimdi? Christian'ın 2011 şampiyonluklarını mı konuşalım ya? Ya hayret bir şeysin. Şampiyonluklar. Hayret neyse. Dolph Ziggler'ı çıkarıyorlar bir de ana kemer maçına. Bu kadar fiyasko. Fiyasko ya. Kim çıksın? Kim abi çıksın? Tabii ki Ziggler çıksın. Ama bir şey yapamayacağını sen de biliyorsun. Yani dayak yiyip yiyip yollayacaklar. Koskoca SummerSlam'ı ayarladığın kemer maçına bak ya. Biraz iddialı bir isim iş koyun yani. Kim ya da biraz momentum abi falan toplasın Ziggler, öyle koyun ya. Abi işte önünde 4 hafta var momentum toplaması için. Babacığım. Başladı işte momentum toplamaya. Anladım da bilmiyorum. Sence bir şeyler değişmiş midir? Hani şeyinin gelişi ticareti, forumda da yazdım ya. Hani bir de tuş edip maç kazandığı isim AJ Styles yazdım. WWE tam dalga geçiyor SmackDown izleyenlerle diyecektim de.
Hani o tartışma seviyesi Yok, çok düşmesin WWE diye. bence zamanında TNA izleme hatası yapanlarla dalga geçiyor. Yani. Hayır, AJ Styles'ı Roman Reigns tuş ettiğinde bu kadar konuşmuyorsunuz birader ya. Dolph'u tuş etmişse ne olmuş? Bir dakika. Chatbox'ta güzel yorumlar var. Erdi Avcı kardeşim yazmış. Biricik kardeşim. Ziggler 10 yıldır kaybediyor. Ne alaka birader? Sana diyor bunu. SmackDown çok kötü başladı. Corbin bile daha iyi seçimdi diyor. Tek Teşekkür bir sorun ederim. Var abi. Erdi Baron Corbin Avcı. vs. Dean Ambrose maçını seyretmek istiyorsa ben artık o avatarın değişmesini istiyorum. Erdi Avcı ne diyorsa haklıdır. Bir şeyler değişmiş Bu demektir. Bu arada avatarda Mehmet'le yan yanlar. Yo, avatarda işte iki tane Erdi var. Ya da iki tane ben varım. Hani kop, fotoğraf. Hangisiydi lan o Photoshop'la yaptığımız? Bence iki tane Erdi var ama neyse. Yani. Hiç, artık hiç de benzemiyoruz ha. Benim saçım yok. Niye kestirdin? Böyle daha seksi hissediyorum kendimi. Ya Ziggler heel turn yazmış. Abicim bir bak, bu Emre Kocabaş. Yanlış anlama. Sinir olmuyorum da. Bir güreşçi ring içinde desteğini seyirciden alıyor ya. Ring içi desteğini tamamen seyirciyle topluyor. Öyle güzel teknik güreşen, göze hoş gelen bir güreş stili var. Niye heel olsun ki? Zaten karşısındaki isim çok da face değil bence ya. Yok, karşısındaki isim daha fazla reaksiyon, daha fazla seyirci oynuyor ama. Olsun ama çok da hani öyle bir face havası yok ya. Ben şey, Dean Ambrose heel turn diyorum asıl ya. O olabilir. Ya Mehmet, özetle abi, Ziggler yani iyi bir maç çıkarabilir. İyi bir ring içi oynayabilir, iyi momentum toplayabilir ama ya sırf seyircinin gazını almak için bence SummerSlam maçına çıkıyor. Bir ara bundan birkaç sene önce Christian'ın işte SummerSlam'da Alberto Del Rio ile yaptığı maç gibi. Yani o maçta ben Christian'ın kazanıp yani 5 saniye içinde cash'in yemesini çok beklemiştim ama ne yapalım. City Master Face vs Face diye izleyelim işte 40 yılda bir ne olacak demiş. Haklı, ben de katılıyorum. Erdi Dean heel turn imkansız, aldığı reaksiyon orta demiş. Katılıyorum, olur, doğrudur. Abi zamanında Seth'in aldığı reaksiyon da ortada. Ya Sinan'ın yıllardır aldığı reaksiyon ortada. Bu adam ne zaman heel turn yapıp şöyle bizi orgazm edecek? Yapmayacak. Ay. Yapmayacak. Doğru. Stephanie McMahon Guy demiş. Ziggler'ın tercih edilmesindeki en önemli sebep White'ın sonra yasaklanması bence. Aa, işte o zaman SmackDown izlemeyi bırakırım. Bence Bray White olursa mı? Bray Wyatt ana kemer oynarsa SummerSlam için küçük bir maç olarak görünse de SmackDown'ın yeni haliyle ilgi çekici bir feyton haline gelebilir. Katılıyorum ya, Ziggler'ın potansiyelinden gayri bir yorumum yok. WWE sadece vakit çalıyor ve SummerSlam gibi büyük bir pay-per-view, böyle küçük bir maç, yani geçiştirmelik bir maç yakışmadı i̇şte bence. İşte ben de diyorum diye ki geçiştirmelik düşün. Bir maç olmayabilir hani. Diyor bak Girhan, çok teşekkür ederim. Ben destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Onlara artık rap vereceğim forumda. Ziggler konusunda senaryo hakkında sıkıntıları var bence. Nasıl toparlayacaklar bilmediğimden emin değilim demiş. Girhan teşekkür ederim. Katılıyorum. Hani Ziggler SmackDown'un şu yeni halinde... Erdi sana cevap vermiş bu arada. Erdi sana cevap vermiş. Okuyabilirsin. Yani set istediği zaman kendini buğulatabiliyor. Abi Ziggler'ın da kaç yıl heel karakteriyle topladığını, ilgi topladığını gördük yani. Bu adam kariyerinin en büyük yükseliş yıllarını şeyle geçirdi. Heel olarak geçirdi. Sina da istediği zaman desteğini alıyor. Çok da katılmıyorum Erdi ya. Katılıyorum kısmen ama çok da katılmıyorum ya. Din bunu yapabilecek... Rakibine bağlı. Bak, din bunu yapabilecek bir adam değil bence demiş. Bunu diyen bir din fanı. Doğru diyor adam. Yani öyle objektif bir gözlem var. Haklı bir gözlem var bence. Bu saatte yayın mı olur demiş. Rıdvan hangi saatte olsun hayatım? Varmış. Maç varmış. Öyle söylüyor bu. Bir şey diyeceğim. Finn versus set de geçiştirmelik. Siz neyin kafasındasınız diyor Titty Master. Tabii Allah'ım ya. Bu setin kazanacağı kesin yani. British Master görüşürüz. Bir teşekkürler. Bir tek şey yani, hani Baylor Club olayını kurarlar mı acaba? Hani Finn olunca da şey, şimdi insan bir diyor hani, bir sürpriz olur mu acaba diyor yani. Enteresan. Ya bu canlı düşünsene. SmackDown olayına ne diyorsun Mehmet? Tabii düşün, söyle söyle. SmackDown olayına? Canlı SmackDown olayına. Ya ben salı olunca ben bir alışmadım. Haftanın 3 günü üst üste güreş var, bir daha yok abi. Böyle bir şey de var şimdi Mehmet.
Ya şey onu ben Uzun zaten vadede şey düşün. WWE'nin şey konusunda hani SmackDown'u canlı yapmama yani konusunda hani ben onu yıllardır söylüyorum hani galiba hani haftaya yaymaya çalışıyorlar diyorum. Ama şey var hani şimdi pazar pazartesi salı yaptırıyorsun ardından 5 gün boyunca turlara gidebiliyorsun rahat rahat. Tabii öyle öyle bir avantaj da bırakıyor. Hani o öne Zaten can, yani SmackDown olacaksa şu dakikadan sonra da canlı olsun, sağlı olsun, boş verelim yani. tabii Erdi canım. bu arada dediği Erdi'nin kesin %100 katılıyorum. Sina seyirciyi promo sırasında iyi sezimliyor, ona göre hareket ediyor. En büyük olay bence. Sina'nın bak daha da büyütüyorum Erdi'nin dediğini. Sina'nın bu kadar büyük güreşçi olmasının altında yatan iki sebep var. Bir vücudu vücut. Tabii da Vince'in en çok sevdiği şey powerhouse tarzı güreşçi. İki üstün mikrofon yeteneği. Bu Yani. daha kimde vardı? Bir hatırla. Birazcık sakatlanmasa Kennedy Sinan'ın bayrağını devralacak. Kennedy sadece sakatlandı mı? Sadece ya şimdi Orton konusunu açtırma. TNA izliyorum. Hayır kardeş, sadece o Orton yok. sakatlandığı zaman ne yazdı biliyor musun Twitter'ına? Ne Çok yazdı? iyi bir insan olsaydı sakatlanmazdı yazdı. Kardeş. 2010'da mı? 2011'de mi? Kol, bir şey oldu. Sakatlandı bir. Ha. 2011'de galiba aynen. Wade LaFeo'da sakatlandı. Ya Ha. kardeşim bir dakika. Bu herif Wellness Polisi'den kalmadı mı? Kim ya? Kennedy en Lan son Wellness kim çıktı? Policy'den kalmayan mı var? Orton 8 defa kaldı. Konuşturma. 4 defa kaldı beni. Kardeş ama Konuşturma. şey adam şey Vince'in oğlu çıkacakken hani Wellness Polisi'den patladı yani. Bu Al Roman Reigns'in durumu ortada şimdi herif yani. Herif lütfen ringine bir yıkarken tertemiz üst üste 3 tane tertemiz maç kaybetti lan. Ya son 3 maçını herif tertemiz kaybetti. lütfen bu konuyu kapatır mısın? Haksızsın çünkü. Bu arada Rıdvan demiş Buğra Gür en büyük güreşçi Sina dedi. Yok öyle bir şey. Kennedy iyi adamdı, hoş adamdı. Çok sıkıntılı bir Mustafa adamdı. Karadağ hemen reklamını yapmış. CVC'nin ilk iki bölümünü izlemediysen incelemeler bölümünde. Arkadaşlar 28 tane arkadaş. Merak ediyorsanız Mustafa Karadağ'ın incelemelerini okuyabilirsiniz tabii. Arkadaşlar ben de bir şey söyleyeyim. Bravo Cruiserweight'i de verdiler. MMA güreşçilerden sonra aşırı zayıf kalmadı mı SmackDown? Shelton Benjamin'le falan nasıl gidecek? Master'ın yazdığını okudun mu? Mikrofon dediğiniz şehriniz çok güzel. Şehriniz ne güzel muhabbet diyor. Haklısın kardeşim ama görüyorsun mikrofoncu azıcık konuşabilen en büyük güreşçi Bir dakika adayı oluyor. kim için dedi bunu? Rock için demiş olabilir mi? Ben burada işte şöyle başarılar yakaladım. Şunları yaptım. Sizi çok seviyorum. Bu arenayı bayılıyorum. Ondan sonra Sina için demiş. Sina için Sina için tabii canım. şehriniz ne güzel muhabbeti. Dedik ya Sina dedik ya anasını satayım. İki sebep var. Biri vücut, Abi, biri mikrofon diye. babacım, aç 2006, 2006 Edge promolarını izle. Aç cep. Erdin'in bak nokta parmak bastı yer doğru. Okur musun Erdin'in yorumunu? Ya Cruiserweight'te Raw'a verdiler. SmackDown'da MMA güreşçilerden sonra aşırı zayıf kalmadı mı? Yani Ya işte. ben şöyle yorumlayayım. Sinan Mid Carter takılacak abi. Yani. Yok abi Cena bir kemer daha alır. Bir sonraki drafta kadar Cena SmackDown ya bir sonraki draftına kadar abi bir kemer alır. Ay Bu ya kadar şimdi net. hayatımda bu kadar Sinan Saksoyuz bir adamı görmedim ya. Sakso mu? Abi Evet. olacağı söylüyorum sana. Yani olmasını istediğim şeyi söylemiyorum. Atam ben Erdin'e derse o yani ben Erdin'in altına imzamı atarım altına derken dedinin altına. Kardeş şimdi senin Sina'dan nefret ettiğini biliyoruz. Senin Randy Orton'dan nefret ettiğini biliyoruz. Senin Kim benden ya? nefret ettiğini de biliyoruz. Ama işte Biliyoruz. bak Sina başarılı, Orton başarılı, Mehmet Dinler başarılı. Sen başarısızsın. Sen Ay. başarısızsın. Ay, sen mi başarısın? Allah'ın emeklisi. Lütfen arkadaşlar chatbox'a Dwight Bennett girelim. Şu adam çok götü kalktı 5 dakika yazılmayınca. Hay Allah Allah. Mehmet Dinler mi başarılı diyor Erdi. Haklı abi. Kesinlikle Kardeşim katılıyorum ya. başarısız. Ya kardeşim ben kalkıp Erdi Avcı'yı kendi filmimin galasına getirebiliyorsam Avrupa yakasından Kayış Dağı'na o zaman başarılıyım. Ay. Sen Medcezir izleyen adamsın. Lütfen o kadar Medcezirlik kadar konuş Mehmet Dinler. Ben Medcezir izleyerek kimlerle tanıştım? Senin haberin yok. Geri Ay, zekalı. ya şimdi tanışmayıp ne yapayım ben? Şey mi yaptın? Yatağa mı attın sonra? Tövbe.
Kardeşim sektörden insanlarla tanıştım. Sen niye her tanışmakta birader sen sektörde sevişilmesi gereken insan olduğunu düşünüyorsun senin ya? Senin sektörle ilgili bir hedefin yok ki. Ben hoca olacağım, akademisyen olacağım diyen adamsın. Bu neyin abi, havası ya? Abicim hoca olunca hani akademisyen olunca yine sektörle ilgili bilgi sahibi olman gerekiyor. Bunun en güzel yolu da sektördeki insanları tanımak, onlarla konuşmaktan geçiyor. Özür dilerim. Peki. Hayır. Şimdi Girhan Kasap diyor ki. Sektörü bilmiyorum, konuşuyorum paso. Girhan Kasap diyor ki. Zaten. Bir dur. Bir konuya dur, dön diyor. Bir dakika. Lafımı sokmayı abi Sina diyor. Abi Sina diyor. Smackdown'da kemer alır bence. Siz neyin kafasındasınız? Almadığı kemer mi var bu adamın diyor. Yani asıl şeyde olmalıydı. Raw'da olup Universal Title ay, onu hiç almadı. Onu almalıydı bence. Ay bence özel draft yaparlar. Bir Sina'yı draft edin. Ondan sonra o kemeri de verirler ya. Öyle geçen yıl SummerSlam'da zaten şey böyle Allah'ım bir ya, anda çıkıp böyle sete rakip olmuştu ya United States'le birlikte falan. Hani hiç yoktan bambaşka adaylar konuşuyoruz. Bir anda Cena çıktı bir akşam. Bence gene çıkabilir yani Survivor Series zamanı falan. Aynen. Atan, AJ Styles hakkında konuşalım ya. AJ Styles'ın kazanabilecekleri bu seneki SmackDown'da. Katlıyor. Bence abi AJ Styles face turn yapıp şeye Miz'e yönelip yani Intercontinental alsın ve biraz onu tutsun ya. Ben şöyle eziklikten bak. Eziklikten demiyorum abi. Eziklik ama, değil ya. Ama doğrudan şey şimdi, yapmasın azıcık abi. Ciddi, azıcık ciddileşelim Mehmet. Ciddiyim. Çok ciddiyim abi. AJ Styles'ın ezik olduğunu düşünüyorsan tamam mı? Hayır. Bak, sağ sol alttan kazansın, başlat bilgisayarı kapat yap. Kardeşim yani, bak Intercontinental'ı kazansın demek eziklik demek değil, onu söylüyorum. Ya bu kemer şey AJ Styles'ın elinde hani Miz'in elinde olduğundan biraz daha saygıdeğer bir konuma da çıkabilir. He. Çıkabilir. Ve şey abi hani ya bu adam doğrudan sürekli ana kemer oynayıp sürekli tokat dediğinde. Yok mesela ana kemer değil. Ben mesela ana kemer değil AJ Styles hakkında. Dediğin gibi face turn yapıp hani ring içinde pozitif şeyler toparlayıp bu adam seyirciyi eğlendiren bir isim olabilir. Yani mid card'dır, up card'dır bandında. Bu arada Erdi abici ne demiş? Ya bu Ziggler demiş dondan fırlayan adam. Bray Wyatt gibi bir adam varken niye Ziggler ana kemer şansı alıyor demiş. Yorum yapamıyorum ya. Şimdi abi Bray Wyatt'ı one on one maçta bir defa izleyemezsiniz. Uyuyakalırsınız ya. Hayır. One on one maçı da geçtim. Dean Ambrose'la karşılaşmasını. Oğlum bıkmadınız mı lan? Ben geçen yıl bıkmıştım şahsen. Hani. Yani size, abi ben anlamıyorum. Ben bu o zaman günlük Bray Wyatt kötüleme şeyimi yapayım da ondan sonra bir daha Bray Wyatt hakkında konuşayım. Bray Wyatt kötülemeni yap. Yap işte yapıyorum abi. Bir şey, diyecek bir şey yok adam hakkında. Ziggler vs. Wyatt değil yalnız Barış Barut. Ziggler vs. Ambrose. Benim yönetimimdeki adamlara abi diye hitap eder misin? Barış Barut mu? Barış kim? Şeyi ne? Niki ne? Gibedas. Ne? Gibedas. Gibedas. Aa hatırlıyorum lan ben bunu. Şu alkış yapacağım. Diğer elim kırık Mehmet. Yani. Ay neyse. Yani. Bak bir dakika ha. AJ Styles konuşuyorduk. Bir dakika. AJ Styles tamam geç. Yeter. Çok bile konuştuk. O zaman bu, ne konuşacağız? Finn Balor diye bir adam geldi Rava Mehmet. Evet. Herhalde UFC yıldızı falan ya. Gelir gelmez böyle Roman Reigns'i yenmeler. Roman Reigns'in yerine Lesnar havalarıyla geldi. En büyük benim. Benden başka büyük yok deyip bütün maçlarında kazandı. Helal olsun. Sen bu çocuğun geçmiş kariyerini biliyor musun? Nerenin yıldızı bu ya? NXT'de tek maç kaybetti sanırım değil mi? Şeyde kemeri aldıktan sonra. Artık kariyeri. Bilemiyor. Ben NXT falan çok takip eden de bir hani takeover kaçırmayan bir insan ama ya hemen chatbox'ta şeyler. Yalnız bir şey diyeceğim ya. He. Abi Finn Balor'ı ben hani böyle NXT falan konuşurken radyolarda hep hani böyle. Oğlum NXT'de maç kaybetmediysen kemeri nasıl kaybetmeden geldi? Joe'ya kaybetti işte. Kemeri kazandıktan sonra tek bir maç kaybetti. Ah. Hani tek team olsun şey olsun. Hani tamam zaten o maç. Kemeri aldıktan sonra alan çıkıyor kaybettikten sonra. Evet bunun peşinde çok durulmaz da. Yani ben o inanılmaz yükselişini biraz yadırgadım ya. Bir powerhouse da değil. Ne bu adam ya? Ben de izlediğimde babacım powerhouse olması mı gerekiyor yükselmesi ne için? Ne bileyim yani. İçine Vince mi kaçtı? He yani Vince'in şirketini izliyor sonuç itibariyle. Kardeşim artık sadece Vince'in şeyini izlemiyoruz. Bir de bak ben hep şeye derdim. Bu arada 3 maç kaybetmiş. Stephanie McMahon gayet teşekkür ediyoruz bilgi için. Şey şimdi hani
kemeri aldıktan sonra yani şey ben hani NXT şampiyonu olduktan sonra da bir tık öncesinde falan da hani Finn Balor hani çok olmayacak diyordum. Hani yani Evet. WWE'nin main eventer potansiyeli yok o adamda diyordum. Hı. Abi bugün gördüğüm şey özür diliyorum kendisinden yani. Birazdan mention atıp ayrıca bir daha özür dileyeceğim. Hatta Evet. Japonca tercüme Sen edeceğim Translate'den bir de öyle özür özür dileyeceğim. dilemeyi bilen bir insan olmana şaşırdım, evet. Bu adamda main event potansiyeli varmış. O karizmayla geldi ya. İlk yani Raw'da ilk görünüşünden itibaren o karizmayla geldi. Allah Allah. Sen şimdi main event potansiyeli var dediğin adamlar The Miz, ondan sonra Tyler Breeze falan olunca çok da yorum yapasım gelmiyor yani. Breeze hakkında sana main event potansiyeli var bu adamın demedim. Taylor Beyler, Breeze lütfen Dwight Bennett toplamlarla yazar mısınız Chatbox'a ya? Hayret bir şey ya. Abici Taylor Breeze çok yetenekli adam diyorum. Ama WWE'nin şu halinde main event potansiyeli falan yok. Miz'in tekrar çıkma ihtimali de yok. Ama abi ya Miz zamanında main event'a çıktı mı sonuçta? Çıkmadı mı? WrestleMania main event'ı gördü bu herif ya. Kim lan kim diyor? Şey, Balor'dan bahsediyoruz Kevin Owens. Kardeşim bak ya benim şey hani sevdiğim hani güreşmesini izlediğim adamlar zamanında Chris Jericho'ydu, Shawn Michaels'tı. Sen beni niye bu kadar şey hani artistik saksolcusu yaptın? Ben anlamıyorum yani şu anda. Adım çıkmış 9'a inmez 8'e birader ya. Konuşsana. Neyse, Konuş. bir şey Ya. demiyorum. Ne konuşayım birader? Ben Belir hakkında da öyle diyorsan yorum yapmıyorum. Gelir gelmez en büyük ben havasına, bürünmesine rahatsız olmuyorsan Allah büyük bir Şu an bildiğim için vardır o, yani. şu an Yani için şimdi o durum. Mehmet, ya yani Bak. 25 kişi var şu an. 25 kişinin arasında demek istemem. Bak sen yönetmen adamsın. Değişik olmaya çalışıyorsun. Anlıyoruz da. Ya bize yapma bu tavırları ya. Girhan, teşekkür ederim kardeşim. Finn Balor konusu bence hala belirsiz. Ring içi ve karizması gerçekten çok kaliteli ama çok erken yükseliyor ve mikrofon performansı nasıl bilmiyorum. Main event belki olabilir, belki ileride tabii ama emin değilim Balor konusunda demiş Giran Abi Kasap. çok Güzel çok yorumları erken için teşekkür ediyoruz. yükseliyor diyorsun. Bizim seninle Survivor Series'de turnuva vardı. Turnuva yarı finali finalleri vardı. Seninle Evet. yaptığımız yayını hatırlıyorum. Abi Kevin Owens daha debut yapalı 6 ay olmuş. Kemeri alması lazım o gün diye konuşuyordun sen de ben de benim gibi yani. E bak, tanıyan bir adamı, tanıdığını bildiğim bir adam Barış Barut, mikrofon performansı gelişmesi lazım demiş. Abi tamam Ya bak, gelişmesi lazım. Ben mikrofon bu adamı performansı bence de gelişmesi lazım olabilir ama Randy Orton gibi bir örnek var yani. Mikrofonu adam eline alamayan adam kaç tane ana kemer kazanıyor yani. Sen iki yani son 3 günde iki Ay. defa Randy Orton seni fena göt etti yalnız hani. Ya 45 yaşına gelmişsin artık, azıcık iki cümleyi arda arda kur yani. Yani taş gibi konuştu 2 gündür Hayırdır çok sağlam. inşallah. Abi nedir bu Randy haterlığı? Ya 5 senedir soruyorum aynı soruyu. Nereden geliyor bu Randy Orton haterlığı diye soruyorum. Çeşit çeşit sebep sayıyor ama Christian'ı yenip ana kemer almasını söylemiyor. Ayıp Bak ediyorum. Ben Legacy Bak zamanlarında bir Buğra bir Randy Orton dakika. fanıyım. Bir Bir dakika. Randy Buğra Orton Gür fanıyım. forum hayatı boyunca bu forum totalde 6 yıl oldu mu bu forum hani? Olmuştur, 2010 değil mi? olmuştur, olmuştur Abi mutlaka. 6 yıl oldu. Makaleler köşe yazıları bölümünde adamın bir tane konusu var tamam mı? O da Randy Orton neden kovulmalı? Bir dakika. Meşhur 5 tane 2000... sebep saydı bir tanesi şey. Artık CM Punk daha önde Randy Orton'a ihtiyaç yok kovulsun dedi. Sus ya. Bir... Anıl hoş geldin. Aleyküm selam. 2011-2010 mu? TNA inceleme konusu var bir de. Yani lütfen. Sen de bana ısrarla yazdırmıştın yani onu. Sen TNA izliyorsun. Bir de sen TNA yaz. Ya, tabii senin kalitenin yanından geçemez de. Bakma. Şey, Roman ne yapar sizce SummerSlam'de diye bir soru gelmiş. Var mı Orton, cevabın? Girhan, Roman SummerSlam'de mi? Ha, Abi bir şekilde SummerSlam'da. göte atar o ana kemer maçına ya. Girhan Yok demiş abi, ki Orton Roman'ın bence cezası heel. daha sürecek. Yok be. Yok lan, ne Daha cezası ya lan oğlum oğlum. Yok be. Adamı şeymiş gibi kullanıyorlar kaç senedir. Görmüyor musun? Hani güreş tanrısıymış. Yıllardır beklenen yıldızmış gibi E kullanıyorlar. tamam abi ceza da aldı sonuçta ya Ya hani. o cezayı almayan mı var Mehmet? Orton Kardeşim bence heel. Üf! Girhan bir uzaklaştırmadan yorum bahsetmiyorum yapmış, ya. onu okuyoruz ya Orton Ne yapmış hakkında. gene? Teşekkür ederiz Girhan. Orton bence Kardeşim heel soracağım. iken Skype'ı kaldır tekrar kur yayına gel direkt ya. o Bu ne kadar abi? kötü promo kesmiyordu. Ya oğlum, yayına gelse burada hepimiz sıkılır ölürüz ya. Pardon, şaka.
İki gündür face olarak da bu işi geliştirmiş bence. Orton gerçekten çok kaliteli bir isim. WWE'nin elinde tutması bu adam büyük şans. Ne lan? Oğlum bu adam film çekti. Çekilen film biraz zarar etti. Ne demek büyük bir şans? Bu adam başka yapacağı bir işi yok. Belki benzin deposunda benzin Kardeşim, bu adam sıkma şeyi WWE yapar tarihin yani. en büyük 15 isminden biri. Ya o hale getirildi zaten. Sıkıntı da O orada. hale getirildi değil abi. Bu herif çıktığı her maçı iyi çıkardı. Bu herifin girdiği her feud ortalamanın üstünde oldu. Bu herif muhteşem adamlarla muhteşem feud'lar geçirdi. Undertaker'ın en iyi WrestleMania feud'larından biri bu, biri Randy Orton'la ya. Demiş ki Rising Generation Hazreti o ne? Roman Reigns SummerSlam'da Mid Carder birisini parçalayacaktır bence. Yani ana kemer maçına çıkmazsa ben de öyle bir şey bekliyorum. Ya ben şey maça çıkmasını beklemiyorum. Bu arada Randy büyüktür Roman demişler. Bak katılıyorum. Kesinlikle. Ya o zaten tartışmaya açık değil yani. Ya hani nasıl Abi. söyleyeyim? Bak sen diyorsun ki Bak Randy Orton'a bana ne? ring içinde bir şey hatırlatan bir isim değil Roman Reigns. Ama Randy Orton hani o sinsiliği, o heel tavırları, ah o işte arkaya uzanırken yaptığı şeyler. Bir yana Roman Reigns'in deyip ringe yumruk atması bir yana yani. Tartışmam bile Geçeceğim, ya. geçeceğim. Tabii canım Ya tartışmam artık bile. hani bir asıl konuya geçebilir miyiz ya? Asıl konu ne oğlum? Her şeyi konuşuyoruz işte. Ay. Asıl konu bu. Asıl konu bu. Biz Ay. bunu niye konuşmuyoruz ya? Sen bunu konuşmaktan, sen dünyanın en büyük Sasha Banks hater olarak bunu konuşmaktan niye çekiniyorsun? Kardeşim kız hem kısa boylu, hem esmer, hem çirkin, hem güzel de bir E götü yok. Tövbe konuşturma bu yayın YouTube'a yüklenecek. Bu konuşuyor. Ben mi konuşturuyorum? Ben mi Niye konuşturuyorum? konuşmuyoruz diyorsun? Ben de sebepleri sayıyorum. Sen de esmersin burada demiş. Teşekkür Kardeşim, ederim. bu kadın Antalya iyi güreşiyor. Kardeşim, güneşi o bu kadın ya. karizmatik. Kardeşim, bu kadının iyi mikrofon performansı var. Kardeşim, bu kadın 10 yaşından beri o kemeri hayal ediyordu. Yalnız chatte söylediğim en son şeyin tartışma konusu olması. Charlotte büyüktür şaşa demiştir. Ya bir insanın babası Ric Flair ise tabii ki büyüktür yani. Yok, katılmıyorum. Ya şaka diyorum. Charlotte ne alaka? Sasha Banks gerçekten hala yani WrestleMania'daki girişini izledim. Çok yetenekli güreşçilerden biri. WrestleMania'daki maçı da çok güzeldi. Şampiyon olmasından da aşırı memnunum. Duygusal bir şampiyonluktu ya. Ben de. Severim öyle şeyleri. Biliyor zaten Sonraki yani. O röportajını çok sevmedim ben ama işte. işte ben o kadar sık takip etmiyorum Allah'tan seni Sasha Banks'i. Ya bence heel turn yapmalı aslında ama yakın zamanda. Yoksa Charlotte'a dönecek ha. Charlotte da face kazanmıştı ya ilk şampiyonluğunu. Ama Charlotte nasıl ağladı? Çok güzeldi ya. Seviyorum böyle duygusal işleri. Charlotte ardından güzel de tweet atmış. Bu gece de benden daha Bir iyi kadın vardı dakika. diye. Sasha Banks yanlış mı telaffuzu ya? Özür dilerim. Sasha Banks. Ha. Üf. Oğlum takılmayın böyle şey. Alışmadınız mı? Kaç gündür yayın yapıyoruz ya. Dün Remli Orton diyordu mesela yani 2 gün önce hani. Kim? Sen. Ya lütfen. Anıl Akerek'in çok güzel bir yorumu var. Rene Young büyüktür WWE katılıyorum şahsen ben katılıyorum. Ama yani erkek zevki de hani Dean Ambrose olan bir insanda hani yani. Onun da kusurları var yani hani onun da zevki yok mesela Şimdi hani. Mehmet dinler. Engin Güreş bilgilerinden faydalanma zamanımız geldi. Buyurun efendim. Bu tek team divizyonunu izliyorsun. Raw'daki. Evet. Bu ne olacak ya? Babacım. Bu ringde ürün tanıtımları ulan bitmiyor bitmiyor. Ondan sonra geliyor faydasız herifler onlara saldırıyor. Hareketlerini yapıyor. Değişik değişik şeyler ya. Bu Abi konuda sen New eleştirilerinizi Day Club'dan bekliyorum. mı bahsediyorsun diyorsun? Ya ikisi de ya. Hepsi ya. Şu an Abi New Day'in ürün tanıtımı şey ama New Day'in bir yandan da ya kutlamasıydı yani ha, adamlar o rekor başka bir şey. kutladılar. O başka bir şey. Bir farkındayım da. Hani bir feud, bir storyline, bir kaliteli senaryo yok Mehmet. Yani öyle bir şey arıyor insan. Tek team çünkü bana çok fazla şey vaat eden bir divizyon ama hiçbir şey göstermiyorlar yani. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim hani abi
Niamh Day'in bir feyudu vardı. White Evet. Family. Evet. Güzel de işlenmiş bir feyuttu ama Evet. bitti. E abi yeni bir storyline oluşacak artık. Buradan oluşacak ya. Daha Evet. bak bu hani New Day'in feyudu bittikten sonra çıktığı ilk şov. Evet. Başka bir storyline buradan başlayacak abi. Evet. Ha Club'ın ezikleri ne kadar o storyline'ı hani şey yapar Evet. bilemeyeceğim hani. Ya ben yakıştıramıyorum onlara şu an. Niyeyse şu feud benim ilgimi hiç çekmiyor ya Mehmet. Bu Yani arada Atahan demiş ki Reis WCW hakkında bir şeyler konuşacaksak beni yayınlansa demiş. Oğlum niye WCW konuşalım? Çok değişik insanlar ya. çok uzun Değişten. zamandır ilk defa Buğra Gür'le aynı fikirdeyim lan. Niye yani? Niye? Bu çok selamlar şeye Hayır bak Atahan'a. Atahan'ı biliyorum. Tabii Çocuk canım. zamanında şey hani inceleme hususunda böyle WCW'ya el atıp hani böyle kimse yok ya orada hani. Şey Evet. böyle hani arşivden şov izleyip hani inceleme yapa 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 hani popülerlik kasmaya çalışıyordu. Kastı. Çok Evet. başarılı oldu. İnceleme konusunda da başarılı oldu. Ama Evet. kardeşim amacını yerine getirdin zaten. Sen yeterince popüler oldun. Yeterince hani şey sağladın. Ne bu WCW aşkı hala? Yo Stockholm seviyor. sendromu bu? Çocuk seviyor şimdi yalan yok. Niye? Onu Seviyor sorguluyorum ne? dedim. Niye Ne seviyor? bileyim seviyor işte yani. Ben niye Kardeşim. AJ Styles seviyorum Kardeşim bilmiyorum ama. incelemeye 2 seneni verdin. Tamam popüler de ol. Allah belanı versin. Popüler de ol. Ona bir şey demiyorum. 2 seneni incelemeye verdin. Hayatının kalanını niye WCW'ye vermeye çalışıyorsun hala? Şimdi Mehmet. Söyle canım. SmackDown ve Raw brandleri ayrıldı. Ayrıldı. İkisi de birbirinle popülerlik yarışı içine girdi artık. Değil mi? İkisi de Yani. bir yani anlıyorum yani'deki demek istediklerini. Şimdi SmackDown nasıl bir yol izlemek durumunda bu kadroyla neler dizayn etmek zorunda? Raw bir şekilde kendini yuvarlatacak gibi duruyor zaten. Hala acayip bir kadro derinliği var. SmackDown'a kimler gelebilir? Şu anki gelen isimler SmackDown'ı nasıl etkiler? Ne gibi bir şey olur? Chatbox'ta yorum soru konu hakkında hemen Mehmet'e iletirim yani. Hele muhalefet olursanız hemen. Dinliyoruz Mehmet. Abi SmackDown yeni bir şeyler gösteriyor artık. Yani, şey Ya son birkaç yıla göre yeni bir şeyler gösteriyor. Shane diyoruz değil mi? Ya Shane'in sadece şeyin değil mesela Dolph Ziggler'ın tekrar main eventer'a çıkması da abi. Hani şey bu da yeni bir şey. Tabii mutlaka. Ben Bu da yeni bir sevindim şey. bak inanılmaz sevindim Ziggler'ın galibiyet almasına ama Siri açıldı niye açıldı? Ha. İnanılmaz sevindim ama bir umudum yok Mehmet şikayetim ondan. Benim var işte bir umudum. Ya bir şeyler değişmiştir diyorsun yani sen Mehmet. Evet. Yani Yani en dinliyoruz. olmadı Dolph Ziggler'ın şeyi buradan başlayacak. Yeni puşu buradan başlayacak yani. Abi duyurulan isim gelmeye duyurulan isim Shelton Benjamin Jinder Mahal. Pardon Jinder Mahal gelecek muhtemelen. Kurt Hawkins değil mi? Kurt Hawkins. Ha. Kurt Hawkins tam Ozan'ı tayfa dönemlerde. Ya Shelton Benjamin gelse ne Abi yapacak? ne ya abi En gelsin büyük hareket sağlar ya. Hani ya yeni isimlere push sağlar. mutlaka ama şimdi gene ana kemerde John Cena izleyeceğiz yani. Shelton Hayır. Benjamin'in Abi neyini beğenmiyorsunuz demiş. John Cena'yı mı izliyoruz yani Titty şu an? Master neyini beğeniyorsun sen? Biz belki beğenecek bir şey bulamıyoruz. Sen neyini beğendin de buldun yani? Ben beğeniyorum Shelton'ın şeylerini. Hani inanılmaz maçlar çıkardı adam Ya mesela. ring içi yeteneğiyle lafımız yok da. O Yok adamın abi Kofi'den o... neye eksik ya? O konuda çok Senin fazla cevap verebilirim. skala aldığın isim Kofi olduğu için çok... Hayır abi şey Evet şimdi hani bak çok doğru çok doğru. adamla aynı şeyi savunalım dedik. Adam Kofi'ye sövdü. Şimdi hoş değil yani hani. Pardon özür diliyorum. Kofi hakkında bir şey demeyeceğim sana. SmackDown kendi yıldızlarını çıkarmak zorunda ve bunu yapacaktır. Dolph Ziggler'ın contender olması bunun en büyük sebebi. Ayrıca Battle Royale'da Apollo Creed'in kazanması. Rising Generation. Çok güzel yorum. Teşekkür ediyoruz. Güzel bakış açısı. Aynen Katılıyorum. yani. Ve Apollo Creed mesela yakın zamanda şeye oynayacak. Intercontinental'a oynayacak. Bak Giran diyor bak. Bence bu isimler geleceğine Raw'dan daha hani dengeli bir draft yapılabilirdi diyor. Benjamin'i görmek güzel olacaktır ama farklılık yaratacaktır ama mi Bence draft olamaz. dengeli işte. Intercontinental'a oynar diyor. Katılıyorum işte. SmackDown'a gelmesi gündemde olan isimler tepe isimler değil. Hani Abi tepe tamam isim NXT gelmesine gerek yok zaten. Ne gelsin? Goldberg mi gelsin tabii abi? canım tabii canım. Ne, Hı-hı.
Hayır. Kim return yapsın abi? Ben mesela Shelton Benjamin'ın return'ünü desteklediğimi söylemiyorum. Ama ben daha büyük bir pot, daha büyük bir ismin de hani gelmesini istedim. Ne bileyim ben NXT'den de bir ışık göremiyorum ki Mehmet şu an SmackDown kadrosunda olup da. Abi yani ben daha ne... Ben anlamıyorum senin ne istediğini. Hakikaten anlamıyorum. Yok abi yani Dean Ambrose gibiler çıkıyor sonra forumda ben sinirleniyorum yani. Dean Ambrose gibiler derken Seth çıkıyor, Dean çıkıyor. Ne? Chat karıştı. Goldberg istenler abi, adamlar bir. Herkes Goldberg birkaç... istiyor yani yapacak bir şey yok. BGR Carlos for SmackDown. Siktir oradan. Ya kardeşim şu yayını YouTube'a yüklüyoruz. Sakin olur musun ya? Kardeş adımla soyadımla küfrediyorum. Yani size sıkıntı yaratacak bir şey olmaz hani. Ay. 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 Evet. SmackDown hakkında konuşuyoruz. Raw hakkında konuşuyoruz. Yani bilmiyorum. Daniel Bryan'ın şu an aldığı rolden mutlu musun Mehmet? Hayır. Ne almalı sence? Bence hani bir şekilde hani GM olacaksa şeyle çalışmalıydı. Stephanie ile falan çalışmalıydı. Daha dengeler pozisyonda. Abi Daniel Bryan'ın bütün olayı şey hani reaksiyon alma. Shane zaten alıyordu o reaksiyonu. Ne gerek var ikinize bir şey soracağım. Shane hani böyle aylarca devam mı edecek SmackDown GM'liğine, SmackDown koordinatörlüğüne? Görünecek abi. Görünecek, devam mı edecek yani bu? Evet. Olacak ya mı? Ya böyle sende? Hani her show şey Shane görünmeyecektir artık hani. Ama evet, yani sen... yani Gökhan var. Ooo bir şey söylemem lazım. Beşiktaş hakkında değildir inşallah. Olcay Şahan bugün sol bek çıkmış. Kendisinin taktiğidir bu arada Olcay Şahan'ı PES'te FIFA'da sol bek oynatmak. Evet abi Şenol Güneş sonunda yola geldi be, vay be. Çok sevindim lan. Ay gerçekten Föşür 97 bizim Furkan. Brian'ın GM olmaz sırf seyirci yüzünden, açıkçası adam her segmentte yer yes yaptırıyor. Sizce sıkmayacak mı bu durum? Lan millet yıllardır what what diyor. Hiç sıkılıyorsunuz mu ya? Bırakın yapsın ben ya. Ben sıkılıyorum. Ya sus ya. Sen yönetmensin ya. Böyle herkesin sevdiğini sevmeyeceksin. Kimsenin sevmediğini çok seveceksin. Aynı yorumu bir daha yaparsan abi çıkarım. Oğlum zaten ben sana en büyük yorum yaptım. AJ Styles'ın ezik olduğunu düşünüyorsan sol altta başlat bilgisayarı kapat yap yani. Ben de sana ne dedim? AJ Styles'ın ezik olduğunu düşünmüyorum. Ezikmiş gibi davranıyor diyorum. O federasyonun verdiği bir gimmick ya da görev ya da senaryo. O başka bir şey. Ama AJ Styles'ın dediğin gibi. Yo, face olup mesela da, şey, face hani, tekrarlamayalım ama face olup da çok iyi ring içinde seyirciyi eğlendirebileceğini düşünüyorum. SmackDown'a tat veren isimlerden biri %100 olacaktır. Ama güzel kullanılsın ya. Yani AJ Styles haindir yazmış. Captain of Population. Ege. Haksız sayılmaz. TNC Ege. Yani, bence yani. AJ Styles abi hani daha sözleşme aşamasında hani yani en azından karakteri için nasıl bir yol izleneceği konusunda anlaşabilirdi ve hani doğrudan böyle ana kemere oynayacağı bir şey olay çıkmayabilirdi hani. Adam başladığından beri sürekli main eventerlarla. Atağım bu arada sana cevap vermiş Mehmet. Ya ben WCW'den geldiler diye Big Show AJ Styles sohbet de yaparım. Sorun yok demiş. Ya, çok güzel ya. Çok. Big Show sohbeti mi yapalım? Big Show görünmedi abi ya. O AJ kötü Styles oldu. Sohbeti yapar adam. Sana ne? Bu arada bir sorun var. Şimdi iki sanki... brandin de bir numaralı draft seçimi. İkisi de şovda, şovların ilk yani ilk şovlarında hani seçildikten sonraki ilk şovlarında çok az göründüler. Neredeyse hiç etkin değildiler. Buna ne diyeceksin? Çok güzel. Kim bu iki isim? İşte Big Show ile Mark Henry. Ya segment gereği öyleydi Mehmet ya. Öyle şey mi olur ya? Efendim? Segment gereği öyleydi abi. Kim? Ne Big Show Mark Henry'nin seçimi. Yani ben açıkçası anlamıyorum yani ben anlayamıyorum. Oğlum ilk show'da seçildi. SmackDown'da Highlight izledim de hastanede yatıyordum ben. SmackDown şeyini. Ulan her cevap bulamadığın şeye hastaneyi karıştırıyor. Ya yani. Oğlum hastanede yatıyordum. Highlight izledim. Cidden Highlight istedim. Onu demiyorum oğlum. Dean Ambrose'ın Seth Rollins 2 brandinde bir numaralı draft seçimleriydi. Ve show'da çok az göründüler.
Adamlar şampiyon, daha ne istiyorsun yani? Biri şampiyon, biri şampiyon adayı. Tamam abi, bir tık daha görürsünler. Atan Buğra Gül WCW etkisinde yazmış. Olabilir. 8 Katılıyorum. takladan sonra WCW ya Onur, başlayabilirim yani. benim dinleyicilerden Onur Deniz'e bir sorum var. Başındaki X'in anlamı ne? Eli Bilinmeyen basmış. olduğunu mu iddia ediyorsun? Eli basmış. Neyse. Güreş hakkında bir şeyler konuşalım. YouTube yayınını bitireceğiz. Şeyde devam edeceğiz. Radyoda devam edeceğiz. YouTube tek part olacağı için uğraştırmayalım arkadaşlar da. Yani güreş, daha ne güreş konuşalım yani? SmackDown'ın vaziyet bamya hali hakkında konuşacağız. Abicim, ben Dinlem. de sana diyorum ki vaziyet bamya değil. Şimdi Miss TV. Bu adam her hafta Miss TV mi yapacak ya? Yapsın, yapsın. Bence çok güzel. Abi Miss TV Randy Orton izlemekten daha sıkıcı ya. Ne demek yapsın? Abi neyse sıkıcı yani. Bu Ben arada senin bu haterlıkların üzerinden yorum yapıp durmanı anlamıyorum. Yani bak, gerçekten chat'te desteği de aldım. Sus bence ya. Otur orada ya. ben Christian hakkında bile objektif yorum yapıyorken ben senin kalkıp burada benim sevdiğim herkesi gömmen, yani sırf burada beni coşturup sövdürtmek Sevdiğin için. adamları bir saysana ya. Şu böyle 32 tane insan bir sevdiğin adamları duysun da çıksın yayından ya. Kardeşim, bir kere Chris Jericho'yu çok seviyorum. Tüm zamanlar içindeki favorim. Evet. Oldu mu? Emekliliği gelmiş, ölecek adam. Güncel isimler say. Seth Rollins'a bayılıyorum. Tamam mı? Of. Seth Rollins hakkında bir defa iyi bir şey demedi adam. Jinder Mahal'le karşılaştırıyordun az önce. Sen ne yalancı bir çocuksun ya. Seth Ya Rollins hayırdır için ya. Brazengo WWE abi. Ah, Brazengo, teşekkür ederim. Yani şey, hani Brezengo'yu seviyorum. Evet. İyi adamlar, potansiyelli adamlar, tek team olarak çok yakışıyorlar bence. Çıkardıkları maçı sevdim mesela. Geliş şovlarını seviyorum. Yani bence bundan sonra yapacak kesecekleri promoları, girecekleri segmentlerde de Ay. uyum sağlayacaklardır. Ay. Mehmet sana bir soru var. Evet. Kevin Jones ne? Kevin Jones Owens oğlu. CM Punk Jericho'dan daha iyi diyenler hakkında ne düşünüyorsun? Herkesin Kardeşim fikri bu kendi. bir dakika. Kardeşim bu adamlar maç yaptı. Kimin best in the world oldu ortaya çıktı. Bence uzatmayalım bu konuyu. Sen gene beni coşturmaya mı çalışıyorsun? Estağfurullah. Olanı söylüyorum. Yani CM Punk mı Chris Jericho mu bilemem ama Ya Brezengo bir sevme. dakika. Ya sen Brezengo fanlığı başlattın forumda ya. Neyse evet devam et. Sayın Brezeko Hayret bir şey ya. diyeceksen. Tokatçı Sinkara adamsın. Ay. Abi şey, şimdi bak. Ne konuşuyorduk? Chris Jericho ile CM Punk'tan hangisi daha iyi? Herkesin yorumu kendine. Ama ben abi bu tartışmayı şeyde bıraktım. CM Punk sadece tokat atarak Walls of Jericho'dan kurtulup ardından üst üste anında kalkıp iki tane GTS Ay. yaptığında ben o tartışmayı bıraktım. Bak Girhan ne demiş? Punk, CM Punk varken Jericho'nun esamesi okunmaz. Aslanım benim be. Bir dakika. Jericho'nun Undisputed şampiyonluğu var da Punk'ın yok mu? Sayın Mehmet dinler. Var mı? Bana burada Punk'ı Var mı? CM Punk döneminde Undisputed şampiyonluk diye bir şey var mı? Var. Yok. Sina'dan Öyle bir kemer aldıyken adı yok. Öyle bir ya kemer adı yok. Triple H dedi. Ben dedi son Undisputed şampiyonluk maçına çıkan adam olarak siz de Undisputed şampiyonluğuna oluyor şey yapıyorsunuz dedi. Hatırla promoları beni sinir etme. Kemerin adı Undisputed miydi? Hayır. Şimdi ya ben bu saçma kıyasa, bir dakika, ben bu ağrı saçma kıyasa kesici niye iç giriyorum? Ben burada vallahi şu an ağrı CM Punk'ı, kesici içmeye gidiyorum ben ben şu yeter anda, bir ya. dakika, ben şu anda burada CM Punk'ı savundum resmen. Adamın zamanında o kemer yoktu ki, nasıl alsın diyorum yani resmen. Oğlum neyse evet dinliyoruz. Yani Uygar Yavuz, sen söyle, haksız mıyım ya? Söylesene. Hala bekliyorum. Neyse. Ay BGR Pips. Bence sana, gerçekten. o bence sana çok iyi iş oldu. Ben seni telefona böyle kaydedeyim. BGR Pips dediler sana. BGR Carlos ne zaman banlanıyor? Oğlum adam ne yaptı? Siz bu Bir radyo dakika, yayınına bir nasıl son dakika. vereceğim BGR Carlos yüzünden? Arada bir dakika. Alpcan buralarda mı? Hala köyde mi? He köyde. Oğlum Konya'da Hala lan. köyde mi?
O Konya zaman işte abi bak köy. burada modlar dolu abi. Rica ediyorum BGR Carlos hakkında Buğra Güre bir rapor sunun bu program bittikten sonra. Lan Rica adam. ediyorum bunu yapın. Ay gerçekten yeter ya. Bak rica ediyorum ya. Bak bu adamın tamam hani bu adamın ilaçlardan kafası güzel. Siz yapın bunu. Ya günde Siz 8 yapın. tane ilaç istiyorum altı üstü. Ne alaka yani? Bak saat 8'i geçti benim yemekhanem kapandı. Ben seninle burada BGR Carlos'u konuşuyorum yani. Yeter, istediğin konuyu konuş kardeş. İstediğim konuyu konuşayım. Evet. Lan o şarkı sürekli şeyde açık mı ya? Arka planda açık mı ya? Yok telefonda duruyor. Ha? Çok bak. Bir dakika. İlaç içmeye Ahmet alacağım. Sefa Susam belgelerle gelmiş. Atıyorum şimdi çete tekrar. Bir dakika, bir belge. Bakıyorsun. Bakıyorsun çete attığımı. Undisputed WWE Championship arkadaşım. Bir dakika. Undisputed mı? Undisputed. Az önce neyi inat ediyordun, şimdi neye inat ediyorsun Bir yani? dakika, ben ne dedim? Montaj Ben ne dedim? yazmışlar. Oğlum Ben ne dedim? çaktırmayın. Undisputed şampiyonluk diye bir şey var mı CM Punk'ın zamanında dedim. Yok Var. abi bu Undisputed WWE şampiyonluğu. Yeter. Daha ne istiyorsun? Yetmez. Aynı Ne şey olacak? değil. Aynı şey değil Ya aslında. o zaman başka bir şey miydi? Şirket miydi? Vince'in şirketi değil de babasının şirketi miydi? Yo. E Ne o? Ne o? Ne? Atağan çok güzel tekliflerle geliyor ya. Ben WCW savunmuş gibi Christian'ı savunurum falan diyor. Neyse, dediğim gibi Barış Barut. Puff, Barış Evet. Barut'a Barış Barut geleceğin admini diyorduk. Jericho'nun fotoğrafını atmış ya. Kardeşim saygı duyacaksın ya. Ya saygımdan Ya ötürü bir şey yok da ben senin abi. neden Chris Jericho hater'ı olduğunu da anlamış değilim. Ya arkadaş bak bu herif son 3-4 senedir bütün güreş izleyicilerini benim sevdiğim adamları kötülemek üzerinden kuruyor. Öyle bir yol izledi kendine baktı ki tutuyor. Bak Tutuyor. devam ediyor. Ulan senin forumda tek bilinen bir şeyin var, o da Dwight Bennett ya. Beyler chatbox'a Dwight Bennett giriyoruz. Kardeşim, benim forumda bilinen tek şeyim bu mu? Ben kaç defa slam'ı aldım bu forumda? Ben aynı sene hem en ciddiye hem en Bir komik adama aday gösterilmiş biriyim. Sen ne diyorsun ya? Ya aday gösterilmişsin. Bir Slam tanesini aldım diye hava attı bir ya. dakika bir tanesini aldı ya aldım yani. Hayırdır, Dwight adamdır diyor millet. Ya kapat ya. Kapatıyorum yayını ya. Bir dakika kapatmadan arkadaşlar bugün herkes imzasına Dwight Bennett yazabilir mi? Yeni bir akım başlıyor. Ya hay beyler, kapatmıyoruz Hep yani, öyle bir birlikte bu şey yok. forumu istediğimiz hale getireceğiz. Getireceğiz. Neyse Bu forumda güreş arkadaşlar, konuşulacak. Bu forumda Dwight Bennett YouTube. konuşulacak. Bu forumda güreş konuşulacak. Tamam Artık oğlum. güreşin Türkiye'deki karşılığı Dwight Bennett. Ba Okey mi? başka bir şey konuşmuyor. Güreş Türkiye son itibariyle yani. Darbe yapmıyorum ben. O Furkan Türk, o SummerSlam'e. O SummerSlam geri. Ben darbe yapmıyorum burada. ikinci Ben paragrafı okuyacak Furkan. demokratik bir şekilde hakkımı istiyorum. Propaganda da demokratik bir haktır. Bitti mi? Tamam. BGR Carlos'un da ben neyse tamam hadi Bir şey dakika, bir yayını dakika, bir YouTube dakika. yayını kesildikten sonra Lütfen. hani Lütfen, lütfen. YouTube yayını bitirelim. Seviyeli yer seviye kalmadı da bu sonunu kestireyim ben bu sonunu. bence gayet Arkadaşlar. güzel bir dakika ya bu sadece bir güreş radyosu değil bu sadece bir güreş programı değil bu bir güreş Türkiye programı ve bunda hani forumdan şeyleri Nasıl konuşmaktan diyeyim? doğal bir şey yok O bence. zaman ben Fenerbahçe'nin ilk 11'ini okuyayım yani. Ne alaka? Forumdan bir şeyler konuşmamızın hani O hani tabii yanlış bir canım, tarafı. ona bir şey demiyorum. Bak Ya şöyle. ben araya güreş ve güreş Türkiye dışında bir Bitir de de. Olcay Şahan'ın sol bek oynamasını atlattım. Yalana Baş, başka hiçbir şey başka farklı Az hiçbir şey önce konuşmadım. diyordum ben sektörümde kimlerle tanıştım falan. Hava atıyordum. Bir Neyse. dakika, bir dakika ama Tamam, bu sen beni konuya kötüledin. geleceğiz. Bu Sen konuya Mehmet geleceğiz. Dinler'i kötüledin. Ben de Mehmet Dinler'i savundum. Mehmet Dinler de güreş Türkiye'nin önemli bir parçasıdır. Ya olmazsa zaten her gün radyoya çıkarmayız. Bir dakika. Oraya geleceğiz. Sen Oraya değilsin ama ben geleceğiz. seni her gün radyoya Son çıkarıyorum. arkadaşlar, yayın devam edecek. YouTube yayınına yüklemek için burada YouTube yayınını kesiyoruz. Bir 15-20 dakika daha yayınımız devam edecek Allah'ın izniyle.
Şimdilik kapatıyorum. Bu arada YouTube'a içerik üretmek isteyen, program yapmak isteyen ya da YouTube ekibindeki arkadaşlara yardımcı olmak isteyen, çevirmen, seslendirmen tarzı insanlar da hani bu gönüllü arkadaşlar da müracaat edebilir yönetimden herhangi birine bana. Bekliyoruz yani YouTube'da bir hani forumumuzu güreş olarak, Türk güreşi olarak, Türkiye profesyonel güreşi olarak tanıtma, reklam yapma amaçlı bazı çalışmalar peşindeyiz. Siz de yardımcı olursanız çok güzel olur. Ne demiş? Stefan Emekmen, Buğra 8 taklından sonra Allah adını ağzından düşürmüyor. Ben bence Şimdi şey yayını kapatıyoruz, geleceğiz arkadaşlar.